Ne güzel espri değil mi? Evet, öyle. Sen nasılsın Merveciğim? Benimki belli. Hiç iyi değil. Çocuklar Duymasın setinde şimdi de karşımıza dominant gönül, yani Zeyno Günen çıkıyor. Mantıkla başlayan birliktelik giderek mutlu sona doğru gidiyor Gönül ve Tuna cephesinde. Küçük sorunlar olsa da onlar da tuzu biberi bu ilişkinin. Tuna ile böyle kör topal bir ilişki derken Orçun da biraz kabullendi gibi. Acaba böyle sonunda keyifli bir düğün yaşayacaklar mı? Tam kabullenmiş değil Orçun da ama yani tabii daha alışma süreci geçirdi. Ve zaten hani Gönül karakteri çocuğuna çok düşkün ve onu gerektiği gibi büyüttüğü için pedagoglara danışarak falan. Ceza büyük. Ama siz hemen yalan söylediğinizi söylerseniz cezanız yarı yarıya inecek. Durun. Ben yalan söyledim. Halit bir şey ya. Ben de. Dominant Gönül zeki mi zeki oğlu Orçun'a cevap yetiştirmekte oldukça zorlanıyor dizide. Beton Orçun'un annesi olmak pek kolay değil baksanıza. Orçun karşısında fazla laf yetiştiremiyor Gönül. Biraz da böyle tutukluk yaşatılıyor. Evet, onda bir kalıyor. Çünkü Orçun çok zeki ve Eren kendisi de öyle. Aslında çok benziyorlar. Çok zeki ve laf ebesi bir çocuk olduğu için. Bir de tabii annelik başka bir şey. Dominantlık başka bir şey tabii. Daha farklı bir ilişkisi var yani oğluyla. Orada bir kırılma noktası geçiriyor. Haluk amcası, bu Orçun'un okulu sorunlarla dolu. Ne yapacağız bilemiyorum yani. Oğlum ne sorunlu adamsın, gene ne yaptın? Ben bir şey yapmadım Haluk amca. Annem servis şoförüne kızdı. Neden? Neden olacak? Serviste oyun havası çalıyorlarmış. Bunlar da şıkkır şıkkır çıkıp oynuyormuş. Ne var bunda? Saçmalama Haluk. Ben küçüklüğünden beri ona sadece klasik müzik dinlettim. Sağ ol amca ya. Hayatım Mozart'ta Beethoven'la geçti. Sizi çekim için bekliyorlar biliyorum ama bu da dizi TV hatırası olarak. Umarım kabul eder ve beğenerek kullanırsınız. Tabii ki kabul ederim. Çok teşekkür ederim. Çok zarifsiniz. Röportajlarda ilk defa hediye aldım. Çok güzel. Çok şeker. Takayım şimdi ben bunu hemen. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.